Allah, c'est le premier, c'est lui le dernier. Hein? Si on lit le Coran, Allah il nous parle à travers le Coran. Allah-u Teala bizlerle Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla konuşuyor. Namaz kılarken Allah ile konuşuyoruz. Kur'an okurken Allah bizimle konuşuyor. Kalbinize huzur getiriyor. Müslüman Kur'an-ı Kerim'i terk edemez. Kur'an iyilik yapmayı emreder. Kur'an'da Allah-u Teala diyor ki, sizden hayra çağıran, İyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Bu ayetleri çok iyi düşünmeliyiz. Bunlar bizim için çok önemlidir. Bu sözler çok büyük ve güzel sözlerdir. Allah Kur'an'da İslam'ın öğüt verici bir din olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed peygamberlerin sonuncusu idi. Günümüzde yeni bir peygamber gelmeyecek. Bu nedenle Efendimizin buyurduğu gibi ilk önce sözle ve sonra da davranışlarımızla insanlara örnek olmalıyız. Doğru yolu gösterip öğüt vermeliyiz. İslam'da tebliğin tatlı bir dille yapılması gerekir. Bu kavramı anlatmak ve başarılı olmak için Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde yaşarsak, hem bu dünyada hem de öteki dünyada huzura kavuşuruz. Kur'an insanlara bir hatırlatmadır ve onu her gün okumalıyız. Her ay hatim edebilmeliyiz. Çünkü Kur'an, kalbimize manevi bir rahatlama ve canlandırma sağlıyor. Bu da imanımızı güçlendiriyor. İslam'ın bu güzel emirleri bizim de iyi olmamızı ve iyi davranmamızı sağlıyor. Dinimizi daha iyi yaşamamızı motive ediyor. Kur'an-ı Kerim hayatımızın her alanında olmalı. Hayatın her devresinde kardeş olabilmeliyiz. Din kardeşliği Müslümanlara has bir durumdur. Kendiniz için istediğinizi, kardeşiniz için de istediğinizde kamil bir mümin olabilirsiniz. İslamiyet aynı zamanda paylaşmak demektir. Müslüman kardeşler diğer kardeşlerine yardım etmek için bir araya gelirler. Bu nedenle sahabeler bize en iyi örnek olan kişilerdir. Onlar bize dünyanın sonu gelinceye kadar örnek olacaklardır. Meşhur bir savaşta Müslüman kardeşliğinin en güzel örneğini görebiliriz. Müslüman bir kadın savaştan yeni çıkmış yaralı Müslümanlara su dağıtıyordu. 4-5 kişiye su götüren bu kadın, İlk Müslüman'a gittiğinde, bana değil, diğer kardeşime su ver cevabını alır. Kadın ötekine gittiğinde aynı cevabı alır ve bu böyle devam eder. Bu olayın ardından birinci, ikinci ve sonraki Müslümanlara baktıklarında hepsinin ölmüş olduğunu görürler. Onlar ölüm anında dahi birbirlerine muhabbet içindeydiler. Hac bir Müslümanın adeta arındığı, kutsal topraklarla buluştuğu bir yer. Her renkten ve ırktan, her milletten insanın bulunduğu inanılmaz bir yer. Michel, hacca giden yeni doğmuş bir bebek gibi oluyor diyor. Adeta yeniden canlanıyor insan. Kalbi huzur içerisinde yüzünü Allah'a dönüyor.
Hacca gitmiş olan Michel, işte duygularını bize böyle ifade ediyor. İslam'ın emirlerinden birisi olan namazsa, Allah'a karşı samimiyetimizi gösterebilmenin yegane yollarından birisi. Michel, kabirdeki sorulara hazır olabilmemiz için namaz kılmamız gerektiğini belirtiyor. Hac İslam'ın 5 şartından birisidir. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, hacca gitmek, İslamiyet'in en önemli şartlarındandır. Haccın farz olduğunu biliyoruz. Her Müslüman kendi maddi ve sıhhat yönünden müsait olduğunda hacca gitmesi gerekiyor. Yaşlandığında da insanların hacca gitmesi çok iyi olur. İnsan hacca gittiğinde yeni doğmuş bir bebek gibi oluyor. Bazen istemeyerek günah işliyoruz. Hac bu açıdan da çok önemli bir şeydir. Ben Ekim ayında gitmiştim. Orada her milletten insanı görmek mümkün. Bütün milletler orada kendilerini temsil ediyorlar. Orada tabiri caizse her şey sıfırlanıyor. Kalbimiz yeniden canlanıyor. Peygamber Efendimizin yolunu takip etmeliyiz. Orada her şeyi canlı olarak görüyoruz. Secde ederken karşımızda Kabe'yi görebiliyoruz. Gittiğimizde her şey gözümüzün önüne geliyor. Hakiki olarak görebiliyoruz. Kabe'yi namaz kılarken de görüyorum. Sonrasında her zaman oradaymış gibi hissediyoruz. Namaz İslam'ın en önemli ikinci emridir. Kabre girdiğimizde melekler yanımıza gelip namazdan soracaklar. Rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir diye soracaklar. Namaz yapılması en güzel olan bir ibadettir. Her ne kadar namaz kılarken biz Allah'ı görmüyor isek dahi Allah bizi görüyor. Büyüklerin küçüklere namazı öğretmesi gerekir. Namaz bir mümin için çok önemlidir. Çünkü sorgu sualde namaz da sorulacak. Eğer güzel ibadet etmişsek ne mutlu bize. Eğer etmemiş isek vay halimize. Bu nedenle çocuklarımıza namaz kılmayı güzel bir şekilde öğretmeliyiz. Çocuklarımız da öğrenmek istemeli. Anne baba bana namaz kılmayı öğretin diyebilmeli. Michel artık İslam'ın değerlerini iyi biliyor. Oruç tutmak, zekat vermek ve temiz olmak onun için çok önemli. Temizlik imandandır. Zekat, ekonomik düzeni ve toplum huzurunu sağlar. Maddi dengesizlikleri eşitler. Dünyadaki amellerimiz, işlediğimiz hayırlar asla zayi olmaz. Her yaptığımızın karşılığını alırız. Zerre kadar iyilik yapan karşılığını görür. Şimdi biraz da Michel'i dinleyelim. Bakalım bize neler söyleyecek.
Sizinle oruç hakkında da konuşmak istiyorum. Oruç, İslam'ın 5 şartından birisidir. Sıhhatimiz için çok faydalıdır. Bugünün hekimleri dahi orucun sağlığımız için, vücudumuz için çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Vücudumuz bir makine gibidir. Bütün bir sene sürekli yiyoruz. Arada bir durmamız ve vücudumuzu canlandırmamız gerek. Ancak orucu sağlık için değil, Allah için tutmalıyız. Temiz olmak Peygamber Efendimizin sünnetidir ve temizlik imandandır. Bu nedenle taharet temizliğimize dikkat etmeli ve sonrasında ellerimizi muhakkak yıkamalıyız. Dinimiz nasıl yemek yememizi de öğretiyor. İslam dininde temizlik çok önemlidir. Müslüman olduktan sonra temizliğe daha fazla dikkat etmeye başladım. Gelelim zekat konusuna. Zekat, İslam'ın 5 şartından biridir. Zekatınızı verdiğinizde gerçek bir mümin olursunuz. Kendimiz için ne istiyorsak kardeşimiz için de aynısını isteriz. Zekat vermek farzdır. Zerre kadar iyilik yaparsanız öbür dünyada muhakkak karşılığını görürsünüz. Yaptığımız iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını öbür dünyada göreceğiz. Bu nedenle farz olan zekatımızı vermeliyiz. İbadetlerimizi ihlasla yapabiliyor muyuz? İslami eserleri ne sıklıkla okuyoruz? İmanımızı kuvvetlendirmek ve kurtulanlardan olabilmek için Allah'ı zikretmeliyiz. Michel evimizde Kur'an okuduğumuzda meleklerin toplandığını hatırlatıyor bize. Çevremizdekileri camiye davet etmemizi hatırlatıyor. Michel, namazlarımızı doğru kılmalıyız ve imanımızı güçlendirmeliyiz diyor. Her bir günah sevabımızı azaltır. Bu nedenle her günahtan uzak durmaya çalışmalıyız. Zikir kalbi temizler, imanı arttırır. Çok dua etmeli, Allah'ı çok zikretmeliyiz. İman güçlü bir şekilde inanmaktır. Sadece namaz kılmak yetmez. İnancınız da kuvvetli olmalıdır. Allah'ın yarattığı her şeye inanmalıyız. Bunun için de çok okumalıyız. Mesela evimizde Riyazü's Salihin kitabını okuyarak imanımızı güçlendirebiliriz. Ve böylece İmanımızın hep güçlü kalmasını sağlayabiliriz. Evde Kur'an okunduğu zaman oraya melekler gelir. Evimiz huzurla dolar. İmanımızın artması için devamlı Kur'an okumalıyız. Camiye gitmeliyiz. Gece namaz kılmalıyız. Sabah namazına kalkmalıyız.
Ben de çevremdeki insanları camiye davet ediyorum. Allah'ın evine ibadet etmeleri ve zikir çekmeleri için çağırıyorum. Böylece hepimizin kalbi huzurla doluyor. Eğer böyle şeyler yapmazsak, inancımızda zayıflıklar olabilir. Günaha bakmak ve kötü şeyler yapmak imanımızı zayıflatır. Müslüman bilmelidir ki her an imtihan halindedir. Bu nedenle iman çok önemlidir. İyi bir insan olmak ve iyi şeyler yapmak istiyorsanız imanınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Namazlarımızı doğru kılmak için de imanlı olmalıyız. Kendimizi inancımıza motive etmeliyiz. Kalbimizi iman ile doldurmalıyız ve zayıfladığını düşündüğümüz zaman onu tekrar güçlendirmeye çalışmalıyız. Ve böylece hayat boyu devam etmeliyiz. Eğer böyle davranmazsak zamanla imanımız zayıflayabilir. Eğer vaktimiz müsaitse namazlarımızı camide kılmalıyız. Çocuklarımız ve eşimizle birlikte hadisler okumalıyız. Bence Riyazu Salihin bunun için çok iyi bir kaynak. Bu kitapta Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleri anlatılıyor. Namazı camide kılmanın sevabının derecesi anlatılıyor. Zekatınızı verirseniz ne kadar sevap alacağınız yazıyor. Komşularımıza yardım edersek ne kadar sevap kazanacağımız anlatılıyor. Eğer bunların yerine haramlara bulaşıp günah işlerseniz karşılığında ne alacağınız yazıyor. Örneğin camideyken nasıl bir huşu içerisindeysek evde de aynı huşu içerisinde olmalıyız. Evimizi küçük bir mescit gibi kullanarak, cemaatle namaz kılarak imanımızı güçlendirebiliriz. Bu da imanımızın sürekliliği ve güçlenmesi için çok önemli. Yoksa imanımız zamanla zayıflayabilir. Günah işlemek sevaplarımızı azaltır ve ibadetlerimizi zorlaştırır. Örneğin sabah namazına kalkmanız da zorlaşabilir imanınız zayıfladığında. Sonra kılarım namazımı derseniz, zamanım yok derseniz, imanınız yeteri kadar güçlü değil demektir. Mümkünse namazımızı camide, cemaatle kılmalıyız. Hadis-i şerif okumaya devam etmeliyiz. İmanımızı güçlendirecek işlerle meşgul olmalıyız. İnsanların artık düşünmeleri gerek. Sonumuzun ne olacağını düşünmeliyiz. Dedesi inançlıydı Michel'in. Her insan gibi ölümden korkuyordu. Michel'in dedesi inanç yönünden Michel'i etkilemişti. İnsanın yaratılışını düşünmeliyiz diyor Michel. Dünyayı, güneşi, ayı kim yarattı? Evren nasıl bu kadar kusursuz olabilir? Nasıl bir saat gibi kusursuz işleyebilir? Hayat sadece çalışmaktan mı ibarettir? Zenginlik insana mutluluk getirir mi? Hayatın anlamını arayan Michel gibi insanlar sonunda İslam'ı keşfediyor ve sonra Müslüman oluyorlar. L'être humain en général, il doit méditer quand même. Je m'adresse aux non-croyants.
Moi j'étais, vous voyez, j'avais un père qui était pas croyant, il était communiste. Benim babam komünistti. Dedem ise inançlıydı. Hayatın sonundan korkardı. Bu yüzden her sabah İncil okumaya devam ediyordu. Savaş yıllarında Arap ülkelerine gitmişti. Kur'an-ı Kerim'den haberi vardı. Hatta Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir şiir yazmıştı. 10-11 yaşlarımdayken bana Allah'a inanmamı söylüyordu. O sıralar inanıyordum fakat yeterli imanım yoktu. İnsanoğlunun yaratılış üzerinde çok düşünmesi gerek. Bir gazetecinin dediği gibi, evrenin mimarı kimdir? Ayı kim yarattı? Güneşi kim yarattı? Dünyayı kim yarattı? Evet, tüm evren adeta bir saat gibi kusursuz işliyor. Bunu inançsızlara soruyorum. Yaratılış üzerine çok düşünmeleri gerek. İnsanın artık bunu iyice kavraması gerek. Hiçbir şey tesadüfen olmadı. Allah her şeyi yarattı ve bizi de bir sebep için yarattı. Sadece yemek yemek ve çalışmak için yaratılmadık. Allah-u Teala bizi kendisini bilmemiz, tanımamız ve ona ibadet etmemiz için yarattı. Örneğin her gün görmemizi sağlayan gözlerimizi düşünelim ve kıymetini anlayalım. Bunun kıymetini ama insanlar çok iyi biliyorlar. Onlar, yani ama insanlar görebilmek için herhalde her şeylerini verirlerdi. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala bu örnekleri düşünüp anlayalım diye bize bildiriyor. Milyarder bile olsanız bir gözü yaratamazsınız. Dünyadaki hiçbir servet bir gözün yerini tutamaz. İşte göz dahi insan için bir mükafattır. İnsanların düşünmesi gerekiyor. Allah'a çok ibadet etmeliyiz. Ve Allah'ın samimi kulları olmalıyız. Bize verilen nimetleri düşünmeliyiz. Yaratılmış bütün canlılar sadece ona kulluk etmek için yaratılmıştır. İnanmayanlar bir gün çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Cennet ise mükemmel bir armağandır. İnşallah hepimiz cennete gideriz. Orası çok müthiş bir yerdir. Bütün Müslümanlar için orası çok müthiştir. Cennet, İslam'ı yaşayan Müslümanlar için bir kurtuluştur. Allah'ın emirlerine uyan müminler, beş vakit namazlarını kılanlar, zekatlarını verenler, ibadetlerini samimiyet ile yapanlar cennete gideceklerdir. İbadetlerimizin kabul edilmesi için ihlas ile, yani samimiyetle yapmalıyız. Her hareketimiz Allah için olmalıdır. N'est pas valable. Et elle doit être faite juste pour faire pour Allah. Toute action a été faite pour Allah.